Merhaba arkadaşlar. Size bu mis gibi kokuları göndermek isterdim ama maalesef bu mümkün değil. Şöyle şu bahçe kapımdan girince öyle güzel bir koku çarpıyor ki yüzüme anlatamam. Minnacık bir bahçe ama toprağı bile yok. Toprağını değiştirmediğime çok pişman oldum. Neyse ezanı dinleyelim, hem çiçekleri çekeyim ben. Böyle tomurcuktayken daha tatlı oluyor sardımlar. Şu yasemin zaten bütün bahçeye yetiyor kokusu. Şunlar özel türler arkadaşlar. Dün aldım bunları. Köpelim burada en az 30 kök vardı. Hepsi satıldı gitti. 3 tane kaldı. Şuraya çok güzel türler ektim. Kamerayı durduracağım arkadaşlar. Hala buraya geldim. O sarmaşın adı aklıma gelmiyor. Kamerayı durdurup bunun ismine bakacağım. İzmir sarmaşı ama. Kamerayı kapatınca aklıma geliyor. İzmir sarmaşı selluka arkadaşlar. Videoyu kapatıyorum, aklıma geliyor. Şunu da bir yere dikmem lazım. Şöyle dursun şurada. Şunu kızımın bahçesinden getirdim ama olmadı. Maalesef. Şu gülü de dün aldım. Böyle 50 TL'ydi bu. Çok güzel. İnanılmaz güzel. Sihirbaz sanırım o. Şu özel tür sardunya. Bunu 220'ye satıyor. Fatma Topçu şu an. Ondan almıştım onu. Geçelim buraya yıldızlarıma. Hasekim. Bu kadar da güzel olamaz ki. Bu kadar da güzel olamaz ki kardeşim. Şu bununla aynı. O 220'ye satılıyor. Ben bunu 50 TL'ye aldım. Çelikleri bile dünya paraya satılıyor arkadaşlar. Çok fazla abartıldığını düşünüyorum. Günah. Özel tür deyip de insanlara zaafından yararlanmak diye düşünüyorum ben. Şurada bir yasanım. Yağmur yağmış herhalde yine. Beyazım yoktu arkadaşlar. Sen orada sıkışık kalmışsın ama ben seni güzel bir yere koyarım.
de Starlitçe. Şunun kokusu tüm bahçeyi sarmış. Vapur dumanları. Bunları daha dün gittim. Da boynuna bitmiş. Kayınvalidemin bahçeden getirdim onu. Komşular balkonlarda oluyordu. Fazla sesimi çıkaramıyorum. Çıkıp ben bakıyorlar ondan sonra. Şöyle iki tane bakın. Haseki küpelerim şöyle iki şey var. 50 TL iki kök almak isteyenler iletişime geçebilir. Orada da onları kendi haline bıraktım. Evet, böyle iki kök satışta ben bakın şunu kamerayı yaklaştırayım. Şunu 50 TL'ye aldım. Ben böyle iki kökünü 50 TL'ye vereceğim almak isteyenler. Şunun adı nedir bilmem. Bunu da komşumdan aldım böyle. Kardeşim odaklısın. Niye odaklamıyorsun? Bir tane talya millisi var. 30 TL satışta. Onları ben geçen sene çok aldım. Ben ucuz ucuz vereceğim arkadaşlar. Hepsi tomurcukta. İnşallah açsın da hep birlikte görelim. Papağan gagası alev menekşesi olarak da geçiyormuş arkadaşlar. Gelen çiçek zaten geldiği zaman kendini belli ediyor, olacak mı olmayacak mı. Bak bu olmayacak gibi duruyordu, bu gayet güzel duruyordu. İnşallah kaybetmem. Bunlar da şey gibi açıyor aynı. Şöyle sakız sardunya gibi açıyor. Açelyalarım bunları 50 liraya satıyorlar. Ben o sevim çiçekçilikte 25 dedi. Hani ben sürekli aldığım için bana 20 liradan verdi. Şu irisler daha kayınvalidemin bahçesinde açmak üzereydi. Dağınık gösteriyor diye 100 yaşında benim kayınvalidem. Hepsini kesmiş atmış yapraklarını. Önceki gün. Çiçekleri falan gitmiş hep tomurcukta. Şuna şöyle bir demet yaptım arkadaşlar. Mine, bordo. Bu kırmızı, bu bordo. Şu çocukluğumun çiçekleri. Gidip alıyorum ama olmuyor maalesef. Ben de çok istiyorum ya. Şu Arap saçlarına 30 yıl sonra kavuştum. Herhalde bunlara da bir 30 yıl ömrüm yoktur muhakkak. Şunu soran arkadaşlar. Bu böyle söyleyin. Lila renginde mi? Hay Allah, şimdi aklıma gelmiyor. Minik minik böyle olduğu gibi her şeyinden çiçek açıyor. Bu buradan yara mı almış? Çiçek mi patlatmış? Orada bir problem var. Aman ha. Sen çok kıymetlisin. Bakın küpelime.
bu videomu yükleyeceğim hemen arkadaşlar. Bakın şıngıl mıngıl. Asıl gelelim güzelliğe. Çok güzel. Herkesi buraya çay kahve içmeye bekliyorum. Bursa çevresinde oturanlar, Bursa'da oturanlar. Hani kameralar büyütüyor ama o kadar büyük değil ama şurada çayımız, kahvemizi içeriz. Asıl güzellik burada arkadaşlar. Siyah petunya. Bunu geçen sene çok özenmiştim ben. Almamıştım. Niye almamıştım bilmiyorum. Şuradan bir görüntü daha alacağım. Şöyle bakın arkadaşlar. Dolu. Onlarca çiçek var. Belki 40-50 tane. Burada daha güzel oldu. Küpeli de daha net çıktı meydana. Bir de şu var arkadaşlar. Bunu ben bayramda gördüm ama almamıştım. İlk defa gördüm. Böyle her çay gibi. Bunun iri çiçeklisi var ama bakın bu kadarcık. Minnacık böyle. Bundan arkadaşlara da koydum. Bugün kargosu giden arkadaşlara. Öyle güzel ki. Çok narin. İnanılmaz incecik. Bu da her yerinden böyle açmaya başlayacak yakında. Şunda da tomurcuk gördüm pembe atlasından. Açsın bitirsin, ondan sonra onun saksısını boşaltıp güzel tertemiz bir toprak hazırlayacağım ona. Aldığımdan beri hiç uyum sağlasın diye dokunmadım ona. Şu düşen atlasım. Bunları akşam gittim buraya. Orada kamelyan var. İnşallah açacak nazlı kız. Bunu soran arkadaşlar. Bu da atlas türü. Çok egzotik bir çiçeği var. Yani böyle hiçbir şeye benzemiyor bunun çiçeği. Haliyle yani. Hanımefendi kim bilir nereden geldi ülkemize. Şu kaktüslere gelince arkadaşlar, şunlara Sevim Çiçekçilik'te 50 TL'ydi. Bir arkadaşımızın, onu hatırlamıyorum, onun canlı yayında bayağı 100'e yakın bir fiyattı. Ama ben bunları 25 dedi, 20 liraya aldım. İnşallah çiçeğini açsın, hep birlikte görelim. Pazar sergilerinize gidin. Sergicilerin de sattıklarından hani böyle çok bir şeyleri olmadığı için bilgileri uygun alıyordur belki. Veya önceki senelerden elinde kalıyordur. Muhakkak gidin ki semt pazarlarınızdan alışveriş yapın. Hem kendi şeyimiz kazanır. Dün hani mesela şeyde Bauhaus'ta kadınlar benim çelik olarak gönderdiklerimi 45 TL. İnanın şu çeliği şöyle 45 TL'ye satılıyordu. Dedim gidin, sizin pazarınız, serginiz yok mu? Alın hem adamcağızlar kazansın. Bauhaus'tan evet, olmayan türleri alabiliriz de. Çarşımızda, pazarımızda olanlara da gerek yok hiç. Karanfilim var şurada. Şunlar boşaltılacak. Şunların da daha yeni gittim böyle. Şöyle çelik aldım komşumdan. Dirilmesini bekliyorum. Bakın ben de böyle hep ürettim bunlara. Böyle size gönderdiklerimden. Bakın daha kazık gibi, hiçbir şeye benzemiyor ama. Olacak inşallah. Bakın bunu da buraya yeni koymuşum. Birisi benden gül sardığını istiyordu. Şurada gül buldum. Gönderim onu. Seni azıcık itekleyeceğiz şöyle. Azıcık itekleyeceğiz. Çünkü sen bunları tam bastıramamışım ben.
Sardunyalarınızı muhakkak bahçe toprağı kullanın ve kökünü sıkılaştırın iyice. Şeydekilere kanmayın. Hani torflu alıyoruz ya, onların ilaçları vardır. Hormonları vardır, bir şeyleri vardır muhakkak, bizim gibi değil. Biz anneanne yöntemiyle devam edelim. Anneannelerimiz, babaannelerimiz gibi. Bu da çok güzel uçuk pembe. Siyabildim de coştu iyice. Bakın kırmızı atlasın. Arkadaşlar böyle daha önce de dediğim gibi böyle suyu çekilmiş gibi oluyor. Çiçek açtığı zaman. Yani kuruluyor zannedebilirsiniz ama enerjisini herhalde çiçeğine tüketiyor. Ustam da çok üzülüyordum tutmayacak diye ama oldu. Baharın başında yaptığım en büyük hata. Tohumlar olmasa yine ben bunu kaldırırım da tohumlarım var için. Şuraya da her türlü bitki, soğanlı bitkileri koydum. İnşallah şu arpa çiçeğidir. Komşumdan aldım. Yeni diktim bir yerlere ama nereye diktim? Heh, şu sanırım şunlar. Evet. Hatırladım. İnşallah gülüm de tutar. Top şeydeydi o, tüplü poşetin içindeydi. Mecburdum yani oraya almaya. İnşallah olur. Şunlar satışta arkadaşlar. Şu amaryllis kırmızı. Şu mor veya pembe, mor diye hatırlıyorum. Şöyle bir tane şey var. Tayland millisi var. Satışta. Şu var. Kendini toparlamaya çalışıyor. Penekli begonya satışta. Yine hasekiler böyle satışta arkadaşlar. Kalp kalbe var satışta. Pileya var satışta. Yine burada Tayland millisi var satışta. Bunları böyle arzu eden olursa bir set yapıp göndeririz. Şunların alttan görünüşleri daha güzel. Buraya çömelince gördüm. Bakın. Güzel kızlarım benim. Hiç çiçeklere güzel oğlum benim diyen yok. Hep güzel kızlarım benim. Bu videomu hemen yükleyeceğim arkadaşlar. Bugün Salı. Ayın kaçı? Aylardan günlerden haberimiz yok. 9 Mayıs. Salı. Şöyle yeni aldıklarımı göstermek istedim. Şunları aldım. Her ay 1000 liralık limitim var. Gidip önümüzdeki ay bir şeyler daha alırım.
İnternette alışverişimi bitirdim. Söylediğim gibi benim için bitti. Son kargolarımı topluyorum. Allah ömür verirse her sezon kaybettiğim çiçeğimi gider. Buradaki çiçekçilerden alır tamamlarım. Kargoya vereceğim parayı çiçek param olmuş olur. Çünkü çok fazla paralar kaybettim yani. İnsanın bir boşluk anı oluyor ya. Öyle bir anda olsun. İyi oldu. Şundan bu akşam satışta bakayım. Kaçtan satacaklar buna. Bak. Ama bunda tomurcuk vardı sanki gördüm ama. Şu küpelleri yeni aldım. Saksı değişimini yaptım. Biraz böyle şurası yoğun bakın benim. Şu granovyalar satışta. Bunlar şu büyük ihtimal nasıl açtığını bilmiyorum. Evet. Bir tahminim vardı ama söylemeyeyim. Yalancı çıkmayayım. Hemen bu Arap küpelimi buraya aldım. Şurada zamya bitkisi var. Bunu satışta. İki dal. Çünkü çok sevdiğim türler değil. Almışım öyle. Evet, bunlar da atlaslarımı buraya koydum. Çünkü çok fazla yağmur aldılar. Kaybetmek istemiyorum. Buradaki bütün atlaslardan ben set halinde alanları hepsine koyuyorum. Bunlar Reyip Salis'im. Yukarıda kötüydü. Böyle eski bir tencereye diktim onu. Esra boyayayım dedi ama ben istemedim boyamasını. Böyle doğal haliyle daha çok seviyorum ben. Mesela canlı yayınlarda yaralı bereli diye satmıyorlar. Ama onlar benim daha çok hoşuma gidiyor. Şunun budamasını yapalım. Böyle çok su yediği zaman arkadaşlar işte bu şekil böyle kök çürümesi yapıyor. Buraya kadar izleyen olur mu bilmiyorum ama izlediyseniz ben abone olun, beğeni atın filan hiç demiyorum. Ne izlenme sayılarıma bakıyorum. Arzu eden, isteyen, beğenen abone oluyor zaten. Buraya kadar izlediyseniz bir kalp koyarsanız ben de anlamış olurum, öğrenmiş olurum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun inşallah.